Basit harmonik salınıcılar ya da osilatörler konusunda bilmemiz gereken bazı terimler var. Çünkü kitaplarda ve derslerde bu terimlerin çok kullanıldığını göreceksiniz. Ve eğer bunlara alışık değilseniz karmaşık gelebilir. Bilmeniz gereken ilk terim şu. Eğer bir kütleyi denge konumundan ayırıp yerini değiştirirseniz, ki salınma olması için değiştirmek gerekir, yer değiştirmenin maksimum miktarı, yani denge konumun olan şu uzaklık Genlik olarak adlandırılır. Genliği küçük r harfiyle gösteriyoruz. Evet, r'ye genlik diyoruz ve genlik bu osilatörün maksimum yer değiştirme miktarı olarak tanımlanır. Eğer bu kütle sadece bu kadar uzağa gidebiliyorsa, yani buradan şuraya, bu mesafeyi göstermek için ok çiziyorum. Fakat bu bir vektör değil, büyüklük. Yer değiştirmenin büyüklüğü yani uzaklık büyüklük olduğu için de her zaman pozitif olur. Onu buraya da çizebiliriz. İstersek buna genlik diyebiliriz. Bu da genlik olur. Çünkü sadece yer değiştirmenin maksimum büyüklüğünden bahsediyoruz. Öyleyse kütle denge konumunun her iki yanında eşit şekilde yer değiştirir ve bu maksimum değer genlik olarak adlandırılır. Diğer bir deyişle eğer bu kütleyi 20 santimetre çekersem bu demektir ki genlik 20 santimetre olur. Veya metre cinsinden 0.2 metre olur. Öyleyse bu demektir ki kütle şöyle gelip denge konumundan geçtiğinde buraya ulaşır ve bu sefer yayı şu tarafta 20 santimetre sıkıştırır. Yani genlik her iki yönde de her zaman birbirine eşittir. Şimdi diğer terime geçebiliriz. Periyot. Periyot büyük T ile gösterilir. Peki neden? Tam emin değilim ama büyük T bir tür zaman göstergesidir. Belki bu nedenle periyodu T ile göstermiş olabilirler. Çünkü periyodun anlamı bir tam döngü için gereken süredir. Bu ne demek? Bir tam döngü? Böyle diyerek salınımların bir süreç şeklinde devam ettiğini belirtmek istiyoruz. Başka bir deyişle eğer kütle hareketine buradan başlıyorsa en sonunda bu uca kadar gelecek değil mi? Kütle buraya gider, yayı sıkıştırır sonra geri gelir. Bu sürecin aldığı zaman. Şu yukarıya çizeyim. Kütlenin buraya kadar gitmesi ve sonra bu yolun hepsini geri gelmesi işte bütün bu hareket tekrarlayıp durur. İşte tam tekrar burada yay kütleyi sola çekti, sonra yine sağa gitti. Sol sağ. Yani bu süreç kendine tekrarlıyor. Yeni bir şey meydana gelmiyor. Sadece aynı süreç tekrar tekrar meydana geliyor. Kütlenin bir tam döngüyü tamamlaması için geçen süre yani tüm sistemin tekrar eski konumuna gelmesi için gereken süreye periyot diyoruz ve bu süre değişmeyecektir. İster bu noktadan başlayayım şuraya kadar, ister saatimi tam bu noktadan başlatmış olayım. Bu noktadan buraya kadar gidecek, sonra geri gelecek. Bu da periyot olur. Çünkü eski konuma gelmek için geçen süre buydu. İşte buna periyot deniyor. Periyot saniye cinsinden belirtilir. Konuyu biraz daha somut kılmak amacıyla yaydaki bu kütlenin periyodu diyelim ki 6 saniye olsun. Bu ne demek? Kütlenin şu noktadan ayrılması ve tüm bu yolu geri gelip eski konumuna ulaşması 6 saniye alır demek. Şimdi buradaki çizimler biraz karışmış durumda. Zaten tam da bu nedenle basit harmonik osilatörler genelde grafik şeklinde çizilir. Çünkü bu anlattıklarımızı grafik üzerinde göstermek daha mantıklı. Bir bakın. Eğer sadece olup biten hareketleri çizseydik, git gel, git gel, hep birbiri üzerine çizgi çekmek gerekirdi. Pek de güzel bir görüntü değil. Bunu bir grafikle göstermek daha iyi. Peki grafik nasıl görünürdü? Şunu silelim. Şöyle görünürdü. X yatay ekseninin gösterildiği bir grafik. Bu ne demek? Bu şu demek. Aslında tam bunu gösteren bir grafik çiziyoruz. Bu X yani yatay konum. Yatay konum zamanın bir fonksiyonudur daha şimdiden kafanızı kurcalayan bir şeyler olabilir. Şöyle diyebilirsiniz. Bir dakika. Yatay konumu neden dikey eksene koyduk? Saçma olmaz mı? Yani belki. Fakat uzun zaman önce fizikçiler bir şeye karar vermiş ve demiş ki eğer zaman işin içine giriyorsa yatay eksen üzerinde onu kullanıyoruz. Bu sadece önceden belirlenmiş bir şey yani varsayılan. Evet zaman varsa yatay eksende olacak. Eğer zamanla birlikte göstermek istediğimiz başka bir şey daha varsa dikey eksen üzerinde olmak zorunda. Yani ne yazık ki yatay konumu bu dikey eksen üzerinde göstereceğiz. Bu demektir ki bu denge konumu hatırlayın burada net kuvvet geri çağırıcı kuvvet. Bu net geri çağırıcı kuvvet sıfır. Bu durumda bu kütleye etki eden tek kuvvet Hook yasasının verdiği yay kuvvetidir ve bu demektir ki bu denge konumu x'in sıfıra eşit olduğu nokta olacaktır. Eğer kuvvetimin sıfır olmasını istiyorsam, x'in sıfıra eşit olması gerekir. Öyleyse tam buradaki bu denge konumu, tam buradaki doğru. Güzel bir renkle göstereyim. Şekilde bu denge konumu aslında grafik x'in sıfıra eşit olduğu şu doğrudur. Bu iki doğru aynı şeyi temsil ediyor. x eşittir sıfır durumunu temsil ediyorlar. Eğer şekilde bu yönde gidersem, eğer kütleyi sağa çekersem, grafik üzerinde aslında yukarı doğru çıkarım. Çünkü pozitif yatay konumlara doğru gidiyorum. Eğer kütleyi sola itersem bu grafikte negatif yatay konumlara doğru giderim. Anlamadıysanız panik olmayın. Bakın hemen nasıl olduğunu size göstereyim. Eğer bu kütlenin yerini değiştirirsek diyelim ki sağa çekiyoruz şuradaki gibi. Kütlemiz bu. Onu sağa çekiyoruz ve eğer denge konumundan 20 cm uzakta başlayıp serbest bırakırsak bu hareket grafikte nasıl görünür? Kütle sağa doğru bir hareketle başladı. Eğer sağa doğru gidiyorsa o zaman buradan başlayacağım. Burası benim başlangıç konumu. Yani şuradan başlıyorum. X'in 20 santimetreye eşit olduğu bu noktaya görüyorsunuz. Eğer bunu metre cinsinden yani uluslararası birim sisteminin varsayılan birimiyle gösterirsek o zaman burası 0,2 olur. 0,2 aynı zamanda genlik. Unutmayın şurası genlik. O zaman bu uzaklığa genlik diyorum. Peki kütle ne yapıyor? Dengeye yani x eşittir sıfır denge durumuna doğru geri dönüyor ve salınım yapıyor. Yani bu noktadan ilerliyor. Sonra geri geliyor. Aslında burada ne varsa dengeye doğru gidecektir. Yani şöyle dengeye doğru gider ve hop dengeye ulaşır. İşte tam o zaman kütle x eşittir sıfır noktasında. Tam buradaki noktadan geçiyor. Sonra aşağı iniyor ve en sonunda yayı sıkıştırıyor ve duruyor. Bu sürecin ileri aşamalarında yani buralardayken yayın kütleyi durdurduğu kısım. Sonra tekrar yukarı geliyoruz ve bu süreç tekrarlıyor. İşte şöyle. Kütle denge konumundan tekrar geçecek ve yukarıya geri gelecek. Yukarıya derken başlangıç noktasına dönüşü kastediyorum. Bu bir tam döngü eder. Bakın burada bir tam döngü olmuş. Bunu sanki biraz yüksek yapmışım. Biraz düzelteyim. Çünkü başlangıç noktasından daha yükseğe çıkmamalı. Yani şöyle bir şey olacak. Kütle aşağı geri gelecek ve tüm bu süreç bu şekilde tekrarlanacak. Daha dikkatli çizseydim şekiller daha düzgün olurdu ama siz konunun özünü anladınız diye düşünüyorum. Eğer öyleyse harika çünkü artık daha önce bahsettiğimiz genlik gibi bazı değişkenleri çizebiliriz. Çünkü genlik cismin denge noktasına olan maksimum uzaklığıydı. Bu 0,2 metreye eşit ve grafikte göstermiştik. Bunun yanında periyodu da gösterebiliriz. Hatırlarsanız periyot bir tam döngüyü tamamlamak için geçen süreydi. Dolayısıyla eğer kütlemiz burada başladıysa bir tam döngü yapması için bu noktaya geri gelmesi ve tamamen eski haline dönmesi gerekir. Yani kütle buraya gelecek. Grafikte gösterirsek periyot tam şurası. Şunun yapılması için geçen süre bir tam periyot etti. Buna t diyelim. Başta süresinde vermiştik 6 saniyeydi. Eğer gerçekten 6 saniye ise burası t'nin sıfıra eşit olduğu zaman burası 6 saniye olur, burası da 3 saniye olur. Yani periyodun veya döngünün yarısı. Şurası 9 saniye, şurası da 12 saniyedir ve 2 tam döngüye eşittir. Zaten çok mantıklı bakın. Bu noktaya geri geldiğinde 2 tam döngüyü gerçekleştirmiş olur. Şimdi dikkat edin. Periyodu bir tepeden diğer tepeye ölçmek zorunda kalmadık. Periyodu bazılarının dediği gibi, çukurdan veya tepeden de ölçebilirsiniz. Yani çukurdan çukura veya tepeden tepeye ölçebilirsiniz. 3 saniyeden 9 saniye çıkmak için 6 saniye gerekir. Evet, 3 saniyeden 9 saniye gitmek 6 saniye sürmüş. Bu yine de bir tam döngü sayıdır. Veya buradaki bu noktadan sanırım 7,5 saniye oluyor, buradan buraya kadar 13,5 saniye kadar gidebilirsiniz. Bu da bir tam periyot olur. Ama sakın şöyle düşünmeyin. Periyot bir tam döngüyü tamamlamaktır. O zaman bu denge konumundan şu denge konumuna geri gidersem tamamdır. Ama bu tam döngü olmaz. Şuna bakın. Bu noktada kütle bu yöne gidiyor ve bu noktada ise şu yöne gidiyor. Kütle bu yöne gidiyorken saatinizi başlatamazsınız. Kütle diğer yöne giderken saati durdurun ve bir tam döngüyü gidip gitmediğine bakın. Çünkü tamamen eski haline dönmüş oluyor tamamen eski haline dönmesi için kütlenin denge konumunu geçerek sola doğru gittikten sonra yine denge konumunu geçerek sola doğru gitmesi gerekir. Yani bir tam döngü yapmak için denge noktasından bütün bu mesafeyi geçerek şu denge noktasına gitmesi gerekir. Bir tam döngü işte şuradaki süreç gibi görünürdü. Özetlersek basit harmonik osilatörün genliği cismin denge konumundan maksimum uzaklığıdır bu yönde veya şu yönde ölçebilirsiniz. Aynı değeri bulursunuz. Periyotsa bir osilatörün bir tam döngüyü tamamlaması için geçen süredir. Bir grafik üzerinde periyodu bulmak için bir tepeden diğerine, bir çukurundan diğerine ya da bir denge konumundan şu denge konumunu geçtikten sonra bir sonraki denge konumu ulaşmak için geçen süreyi hesaplayabilirsiniz.